Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Ekranda başlıkta gördüğünüz gibi Samsung Galaxy Z Flip 5 elimizde. Biz de hemen vakit kaybetmeden bir de kutu açılışını yapalım dedik. Özellikle Z Flip 5 zaten Samsung'un katlanabilirleri arasında şu anda en geliştirilmişi olarak düşünebiliriz. Çünkü buradaki ekranımız büyüdü ve birçok değeri bizlere verecek şekilde ayarlanmış durumda. O yüzden hani ben lafı fazla uzatmadan bizdeki zaten buradaki renkten de görünüyor mint yeşil rengi. Şöyle bir açayım istiyorum. Şurada zaten artık biliyorsunuz Samsung'un çok ince şeyleri var. Burada neler varmış biliyorsunuz şarj aleti çıkmıyor zaten. Kitapçıklar ve bir tane kablo çıkıyor. Çok da burayı bızıklamaya gerek yok. Başka bir şey yok. Artık Samsung'larda biliyorsunuz böyle. Burada bir adet flip'imiz var. Başka da bir şey yok zaten. Yani gördüğünüz gibi. Hemen şunu şöyle alıyorum. Şuradan şöyle hop. Telefonun kendisi karşımızda. Gördüğünüz gibi katlanabilir yapıda olan ve gerçekten hani burası şu bölgede komple ekran olan bir yapıda karşımıza geliyor. Ve boyutlarına bakmak gerekirse şöyle açık haliyle baktığımızda 165,1 milimetrelik bir uzunluğumuz var. Ki şöyle de biraz netleştireyim. Bir diğer yanda 71,9 milimetrelik buradan buraya genişliğimiz var. Ve böyle 6,9 milimetrelik de bir kalınlık oluyor. Ama alır katlarsak baktığımızda 85,1 milimetrelik uzunluğumuz var. 71,9 milimetrelik enimiz burada devam ediyor tabii ki. Ama 15,1 milimetreye de burada böyle katladığımızda çıkıyoruz. Ama gerçekten tek elle rahat kullanılabilecek bir formda. Hatta böyle iş cebe falan bile atılacak şekilde burada zaten Samsung yazısı kendini belli ediyor. Cihazı tekrar şöyle açtığımda sağ tarafta parmak izi okuyucusu ve güç tuşu, ses açma kısmı tuşu. Sol tarafta SIM kart girişimiz. Alt tarafını hatta şöyle katlayarak da koyabiliriz sonuçta. Ben niye şey yapacağım diye uğraşıyorum. Hoparlörümüz, tip C bağlantımız, mikrofonumuz. Üst tarafına baktığımızda bir mikrofonumuz daha var. Katlayıp arkasına baktığımızda burada bizleri bir ekran karşılıyor. Ama onların hepsini zaten kurduktan sonra söyleyeceğiz. İsterseniz ben şimdi hemen hızlıca bir kurulumunu yapayım ve devam edelim. Evet arkadaşlar kurulumumuzu yaptık ve telefon karşımızda. Hatta şöyle de ekranı da açalım. Şuradan gördüğünüz gibi asıl işi de zaten burada ki ben buradan başlamak istiyorum. Baktığımızda karşımızda 3,4 inçlik Super AMOLED bir ekran var. Ve bu ekran 720x748 piksel ve Gorilla Glass Victus 2 ile beraber korunuyor. Ve tabii ki böyle geçerek işte şimdi tabii bilgileri de veriyor bize buradan. Kaydırma yapabiliyormuşuz. Takvim. Bir diğer yandan tabii ki sıcaklık. Arama kayıtları. Kapak ekranındaki kişilere eklemek. Buradan da bütün kapak ekranı şeylerini görüyoruz. Alarm ayarlama, zamanlayıcı, kronometre, işte adım vesaire şeyleri hepsini buradan görebiliyoruz. Ve tabii ki bunu da bir diğer yandan değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben şunu yapayım. Daha canlı bir ekran görünsün isteyebilirim. Bu açıdan tabii ki güzel bir sistemi var. Ama sonra kapağı açtığımızda bu sefer bizleri 6,7 inçlik Full HD Plus çözünürlüğünde Dynamic AMOLED 2X ekran karşılıyor. 120 Hz, HDR10 Plus ve 1750 nit'e kadar çıkabiliyor. Hatta size onun buradan ne kadar gösterebilirim bilmiyorum ama şöyle açtım. Adaptifi kapatıyorum. Ekstra parlaklık dediğimde zaten şu an ekranda bembeyaz bir şey görüyorsunuz. Patlıyor. Hemen onu ekstra parlaklığı azaltıp şu seviyelere indirdiğimde siz de rahat görebilirsiniz ekranı. Gerçekten artık çok parlak bir ekranımız burada yer almakta. Tabii ki içerisinde Snapdragon 8 Gen 2 var. 8 Gen 2 ile beraber gelen şu anda en güçlü katlanabilir cihaz diyebiliriz. Özellikle şu şekilde kapanıp açılabilen ve gerçekten çok rahat bir şekilde kapanıp açılıyor. Bunu da söylemek istiyorum. Kamera noktasına geldiğimde 12 megapiksellik 2 adet kamera var arkada. Biri f1.8 diyafram açıklığı sunan OIS destekli. Diğeri de yine 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı f2.2 diyafram açıklığı sunan bir sensör. Önde ise 10 megapiksellik bir kameramız var. Stereo hoparlörlerimiz yer alıyor. Üste ve altta olacak şekilde.
Ve bir diğer yandan 3700 mAh'lik de bir batarya var bunda. 25 Watt'la şarj oluyor. Kablosuz şarj edebiliyorsunuz. 4.5 Watt'ta tersine şarj olabilecek düzeyde ayarlanmış durumda. Gerçekten hafif ve şık bir cihaz olduğunu söyleyelim ki kendi ağırlığı 187 gram. Hani böyle iç cebe koyup gezmelik. Cebinizde bile böyle kare formda bir şey oluyor. Birçok şeyden daha hafif ve daha güzel bir şekilde olmuş diyelim. Sizlerin Z Flip 5 hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlar bölümünde aktarabilirsiniz. Ekstradan tabii ki sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz şeyler varsa bunları da hep beraber görelim, konuşalım istiyorum yorumlar bölümünde. Ama ilk bakışta gerçekten ben cihazı sevdim. Yani keyifli bir kullanım var. Bu açıdan da güzel. Şu ekran artık bayağı güzel hale getirilmiş. Ve buradan her şeye bakabiliyor olmak hani çok çok güzel olur tabii ki. Konum vesaireyi ayarlayıp işte şey yaptıktan sonra şu anda ağa bağlanmadan Next Next ile bu cihazı açmıştım. Dediğim gibi düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bekliyorum diyelim. Ve başka bir kutu açılışında başka bir AirPods Plus videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.